Samandağ Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi Hatay Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın açıklaması ile kadına şiddeti kınadı. Samandağ Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi adına yapılan açıklamada herkesin bildiği gibi Samandağlı kardeşimiz Berna Özdemir 13 Şubat'ta evlenme teklifini reddettiği için reddedilen şahıs tarafından canice öldürülmüştür. Ne yazık ki bu olay Türkiye'de yaşanan ilk kadın cinayeti değildir. İstatistiklere bakıldığında günde 3 kadının buna benzer sebeplerle öldürüldüğü görülmektedir. Türkiye'de fiziksel şiddetin yaygınlığı %35 olarak belirlenmiştir. Farklı şiddet türleri dahil edildiğinde kadınların uğradığı şiddet oranının %70 ve %80'lere ulaşacağı düşünülmektedir. Yaptıkları kontrol etme davranışlarını kısıtlamadan başlayan şiddet davranışları dönüşmekte, bu şiddet davranışları kadının canına kastetmeye varmaktadır denildi. Farklı şiddet türleri dahil edildiğinde kadınların uğradığı şiddet oranının %70 ve %80'lere ulaşılacağı düşünülmektedir. Türkiye'de kadınlara yönelik şiddet ve cinayetlerin her geçen gün arttığının belirtildiği açıklamada, vahşete varan bu tablo ülkemiz adına utanç verici hale dönüşürken genelde kadın ölümlerinin bir şiddet öyküsü sonucunda gerçekleştirildiği görülmektedir. Ölen kadınların çoğu önceden darp edilmiş ya da tehdit almıştır. Bu da göstermektedir ki bu cinayetler tasarlanarak yapılmaktadır. Ve kimler tarafından? Ne yazık ki bizim en yakınlarımız. Sözde bizi sevenler, bizimle aynı yolda yürüyenler, eşimiz, babamız, kardeşimiz, yarimiz tarafından işlenmektedir. Bütün bu sorunların ortaya çıkmasına izin veren veya ortaya çıkmasını engellemek için önlem almayan hükümet, ne yazık ki var olan olumsuz koşulların devamına ve artmasına neden olmaktadır. Yargı sisteminin yavaşlığı, emniyet güçlerinin geç ve yetersiz müdahaleleri ve yardım kuruluşlarının yetersiz ve etkisiz çalışmaları, bu yanlış çarkın dişlerini yağlamanın ötesine geçmemektedir denildi. Bütün bu sorunların ortaya çıkmasına izin verenle veya ortaya çıkmasını engellemek için önlem almayan hükümet, ne yazık ki var olan olumsuz koşulların devamına ve artmasına neden olmaktadır. Türkiye'de kadına yönelik şiddet her biçimiyle sistem içinde görülmeyen bir el tarafından erkek olmaları hasebiyle korunup kollanmakta olduğunun belirtildiği açıklamanın son bölümünde ise her davada ayrı bir iyi hal indirimi bulunmakta. Bu da kadına yönelik şiddetin caydırılmamasını imkansız hale getirmektedir. Bu durum son olsun temennilerimizi havada bırakmaktadır. Biz başka Bernalar ölmesini istiyoruz. Türkiye'de bu konuda sıfır tolerans uygulandığı sürece bu işe bir çözüm bulmak imkansızdır. Yeni anayasa yapım sürecinde bu konuya geniş yer verilmeli, kadına yönelik şiddet son bulmalıdır. Bernalar ölmesin diye bir Samandağ Kadın Dayanışma Merkezi olarak genelde Türkiye'de, özelde ise Hatay'da bu davanın ve bu sorunun takipçisi olacağımızı duyuruyor. Başta kadın örgütleri olmak üzere herkesin katkılarını sunmaya davet ediyoruz denildi. Biz başka Bernalar da ölmesin istiyoruz. Türkiye'de bu konuda sıfır tolerans uygulanmadığı sürece bu işe çözüm bulmak imkansızdır.